mi sen diyeceksiniz. Yine ben, ailenizin tek kuşu Baykuş'tan herkese merhaba. Yine ben, yine ATV ekranlarında, yine sizlerle, yine bu sokaklarda gülmeye, eğlenmeye devam ediyoruz. Baykuş Show şimdi ATV ekranlarında başlıyor. Merhabalar kardeşim. Merhaba abicim. Adın ne? Abdil. 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 Aynen. Nerelisin? Emirdağ'lısın. Belçika'dayız sevgili izleyenlerimiz. Muhabbetimize devam ediyoruz. Afyon, Emirdağ'lısın. Abdil. Abdil. Anlamı ne Abdil'in? Vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Dedemin ismi. Dedenin ismi. Anlamını araştırmadın mesela. Abdil ne demek? Araştıralım mı? Kaç yaşındasın? 27. 27. Bunca yıl araştırmadın. Baykuş bugün, abine... O gün bugünmüş. O gün bugün mü? Yani? O gün bugün. Bak bakayım sen. Hem konuş hem araştır. Abdil'in anlamı nedir diye. Baksın. Dedenin yani ismi, yılların ismi. Tamam. Dedenin ismi olduğunu söyledin. Aynen. Ama hiç araştırmadın Abdil ne demek diye. Bakmadın Abdil. Bu demekmiş. Ne demekmiş? İsminin anlamı kudretli ve güçlü olan Tanrı'nın kulu. Sağlammış aslında ama. Öyle misin? Kudretli ve güçlü müsün? Kudretli oldum inanıyorum. Güçlü olduğuma da inanıyorum. Olay bu yani. Kudretlisin, evet, güçlüsün. Aynen. Ne kadar paran var? Garibiz biz abi, paramız yok. İşte yani para, kudret, güç demek mi? Her şey para değil baba. Değil yani. Değil. Ben değil. Öyle de kudretliyim. Değil. Aynen. Parasız da yani. Kalbimiz temiz. Parasız da kudretli. Aynen öyle. Güçlüyüm diyorsun. Şükür yani. Ya şükür. Yaş kaçtı? 27. 27 yaşındasın. Evlilik falan yok. Bakacağız. 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 Evlenebilirim diyorsun. Aynen. Olabilir. Evet. Sevgilin, şey kader kısmet. Sevgilim var. Var. Bir tane sevgilim var. Evet. Öyle de olması gerekiyor zaten. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. Gözünü onunla açmasan da, daha önce hayatında başkaları olsa da, ama bir sevgilim var. Evet. Aferin, aferin. Aldatma onu. Ondan sonra her zaman inşallah. Öyle. Evet arkadaşlar, buradan Emirdağ'a selam söylüyorum. Başka da diyecek bir şeyim kalmadı bence. Dedik diyeceğimize. Para olmasa da güçlü ve kudretliyiz diyor. Para her şey değil arkadaşlar. Mutlu olalım, huzurlu yaşayalım. Para gelip geçici şeyler. Hadi. Bir kağıt parçası sonuçta. Yalnız çok cana yakın yani. Mesela mikrofona belli bir mesafede durması gerekirken bile yaklaşıyorsun yani. Biz eski fenomenlerdeniz. Eski fenomenlerden. Yok şaka abi. Hadi, hadi bakalım. Hadi baba, görüşürüz. Kendine iyi bak kardeşim. Sen de kendine iyi bak. Efendim Belçika Gent'ten Afyon Emirdağ'a selam. Belçika Gent'te muhabbetimize devam ediyoruz. Merhabalar kardeşim. Merhaba. Adın? Emre. Berkay. Berkay. Berkay bir problem falan mı var kardeşim? Yok niye? Her şey yolunda değil mi? İyisin yani. Hamdolsun. Üzgün gibi duruyorsun böyle. Her zamanki halimiz. Üzgün gibi durmak. Yok. Gerçekçi ciddi durmak. Ciddi duruyorsun. Sebep? Hayat yani niye ciddi duruyorsun ki? Gül biraz, eğlen biraz. Ha bak bak bir üzüngüsün kardeşim. Teşekkürler. Yapın böyle. Yapın böyle. Hakikaten bak Emre de öyle biraz hani şey. Yaş kaç bu arada? 23. 23. Sevgilin, evli, fiyat, kız arkadaşı. Bekar. 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 Bekar ama çok ciddi duruyorsun be baba yani. Gül ya ben alışık değilim böyle ciddi duranlara yani. Hele benim yanımda yani. Hani yapın niye böyle? Niye gülmemek için zorluyorsun? Veya o güzel yüzün gülsün be kardeşim. Estağfurullah ya. Abi yok her zamanki halim öyle bir sıkıntı yok yani sağ ol sorduğun için. Yok sıkıntı yok onu biliyorum. Sen hani böyle gülmek yakışıyor sana. Eyvallah. Vay kardeşim benim vay. 23 yaşındasın. Ne iş yapıyorsun? Öğrenciydim. Okulumu bitirdim. Aha. Bankada çalışacağım inşallah. Bankada maşallah maşallah. Ne güzel. 1 Mart'ta şimdilik. İşe başlıyorsun. Evet. Ne güzel süper. Bankada çalışacaksın. Sen ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim abi şu anda. Son 1,5 senem olacak. Son 1,5 sene. Aynen. Peki Türkiye'ye gittin mi bu sene tatile? Gittim. Nereye? Eskişehir. Eskişehir. Neden Eskişehir? Ailem orada, babaannem orada. Ama Afyon Emirdağlısın. Yok hayır, Pirbeyli'yim. Konya Yunak. Ha Konya Yunak. Yukarı Pirbeyli. Ha yukarı Pirbeyli. Aşağı Pirbeyli? Orası Afyon'a bağlı. Aşağı yakın yani, orası Afyon'a bağlı. Yakın yani sen ya. Afyon Emirdağ ucundasın yani. Sayılır ama bizim Emirdağ'la alakamız yok. Biz Konyalıyız. Var canım nasıl yok ya? Oğlum biz Konyalıyız. Ya Konyalısın ama Afyon Emirdağ'la da alakan var yani.
eşimiz dostumuz var arkadaş gibi. Yani sonuçta buradaysan vardır bağlantın yani. Burası Emirdağ sonuçta. Akraba bağım yok. Arkadaşlık bağım var. Çünkü buradaki çoğu Türk gurbetçiler Emirdağ asıllı olduğu için onlarla çok haşır neşiriz. Gönül bağın da var. İnsandan insana. Memleket önemli değil, gönül bağı için. Karakter önemli. Aynen aynen. Yani zaten Belçikalılarda yoktur yani. Sadece bizde var bu. Nerelisin? İşte ben Gentliyim, Brüksel'liyim falan. Hiç Belçikalılar demiyor değil mi buna? Belçikalılar aslında hani seni bir belirli bir kalıba sokuyorlar yani. Aslında sen bir Türksün ama aslında Arap olarak da görebiliyorlar ama genel olarak herkes yani bizi hepimiz Emirdağ olarak görebiliyorlar ama aslında yanlış yani. Bizim belirli bir ailemiz, dostlarımız var. Belirli bir açıklama o yani. Mesela seni nasıl Arap görüyorlar Arap olarak? Ya seni bir cins hani bir belirli bir halka ittikleri için maalesef öyle oluyor yani. Öyle. Belçikalılar seviyor bizi değil mi? Seviyor canım. Çalışıyorsan severler yani. İşsizlik oranı çok düşük olduğu için. Çok işsiz yabancı olsa çok başka gözle bakarlar mesela Türkiye'de öyle baktıkları için. Ama burada herkes aynı yani. Eşit şekilde davranılıyor yani bize karşı. Hadi bakalım. Efendim gençlerimiz güzel işler imza atıyorlar. Kardeşimiz bankacı olmuş. Ne güzel ne güzel diyoruz. Sen de inşallah. Okulumuzu bitireceğiz inşallah. Sonra ne olacaksın? Muhasebeci olacağız inşallah. Hadi bakalım diyoruz ve kameralarımızı el sallarken nereye selam? Tüm Türkiye'ye. Tüm Türkiye'ye dedik. Muhabbetimize devam ediyoruz. Benim ahımla gidebiliyorsan ilerle. DJ Sözer Tepetli. Sevgili kardeşim merhabalar. Merhaba. Adın ne? Yusuf abi. Yusufçum nasılsın kardeşim? Çok şükür abi sen nasılsın iyisin? Çok teşekkür ediyorum. Ne iş yapıyorsun? Berberiz abi. Berbersin. Neden berber? Vallahi abi heves ettik küçük yaşta. Berber olduğun için mutlu musun? Çok şükür abi. Akıllı bir dünyanın içerisinde olduğun için. Çok şükür abi. İyi diyorsun. Ben memnunum. Memnunsun. Kendi adıma konuşuyorum. Keşke başka bir iş yapsaydım da filan. Hiçbir zaman. Daha demedim. Daha demedim. Yok daha demedim. Berbersin. Mutlusun. Çok şükür. Nerelisin? Elazığ abi. Elazığ. Evlisin. Ayrılma aşamasında. Ayrılma aşamasında. Aynen. Yaş kaç? 22 abi. Kaç yaşında evlendin? 1,5 sene oldu. 1,5 sene. Yani bir şey soracağım. İsim neydi? Yusuf abi. Yusufçum. Yusufçum daha 1-1,5 sene olmuş evleneli. Niye bu kadar kısa sürüyor evlilikler? Severek abi, evlendin. Şimdi böyle diyeyim. Şimdiki gençler severek evlendik ya. Şimdiki gençler derken sen de. Tamam, ben de öyleyim. Tabii canım yani. Şimdiki yani anlaşamıyorlar. Eskisi gibi değil. Şimdi bizim anne babalarımıza bakarken. Evlenmeden onlar... önce anlaşıyordun da evlendikten hayır, sonra. O zaman 24 saat birbirini görmüyorsun ki ne abi. Bir insan zaten derler evlenince bir insan birbirini daha iyi tanırmış diye. Gerçekten de öyleymiş. Çok şükür ben şu anda memnunum daha iyiyim böyle. Yani aslında zor olmuyor mu böyle hani bir yuva kuruyorsun ondan sonra da bir bakıyorsun ki hani 1-1,5 yıl içerisinde boşanıyorsun ve kaç yıldır birlikteydin? Vallahi oluyor bayağı abi o da var ya. Tam bilmiyorum da var o da. Bayağı var. Ama çocuk yok sonuçta çocuk olmadığı için sıkıntı yok. Çocuk olsa çocuğa yazık. Hani sonuçta bir aslında çocuk... sana da yazık, ona da yazık. Ya abi herkes yeni bir hayat... Anneye kurabilir. De yazık, ailelere de yazık, herkese yazık. Herkes yeni bir hayat kurabilir abi. Şimdiki gençlik evleniyor, 1-1,5 yıl içinde de boşanıyorlar. Hani şimdiki gençlik dememek lazım, dikkatli adım atmak lazım değil mi? Bence öyle. Bence gerekirse 20 defa düşünmek lazım. Yani aslında sözü sen söyledin. Ne yapmak lazım? 20 defa düşünmek lazım abi. Hadi bakalım diyoruz. Sen ikinci elini yaparsın o zaman yakında. Allah izin verirse niye olmasın abi? Ha, açıksın ne yapayım yani. Ne yapayım ömür boyu bekar mı takılalım abi? Hadi bakalım diyoruz ve yuvalar bozulmasın diyoruz. Abi. Kardeşim kendine iyi bak. Sen de abi teşekkürler. Röportaj esnasında tam vedalaşırken Yusuf ne yapıyorsun dedi. Evet. Röportaj yapıyoruz. Benim abimin arkadaşı da. Abinin arkadaşı. Evet. Bana senin neyin oluyor? Benim de arkadaşım ya. Senin de arkadaşın. Aynen. Sen maş hareketlisin ya yerinde duramıyorsun böyle. Ya. Adın ne senin? Alkan. Ne iş yapıyorsun? Volvo'da çalışıyorum. Çalışıyorsun. Çalışıyordum ama futbol oynuyorum inşallah. Futboldan para kazanıyorum. Para kazanıyorsun. Ne kadar kazanıyorsun? O da benden. Profesyonel mi yani? Yani oluyorum. Nerede? Oluyorsun. Aynen. Nerede oynuyorsun? Şu an Merilbeke'de oynuyorum. Kaçıncı lig? Üçüncü lig ama ikinci lige gideceğim ben de. İkinci lige gideceğim. Evet abi ben gidiyorum. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Kendinize bak kolay gelsin.
misiniz? Nasılsınız? Sağ ol. Ne oldu kız? Hiç kuş görmedin mi hayatında? Yo, gördüm de senin gibisini görmedim. Vay vay. Heyecandan. Merhaba. Baykuş abin gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Anne kız mı geziyorsunuz? Yenge kız. Sizin memleket nere? Afyon Bolvadin. Evet. Sen? Ben de. Sen de Afyon Bolvadin'lisin. İşin bu sene gidiyor musunuz? İnşallah. Şu anda bir ev alma durumumuz var işte. Daha belli değil. Buradan ev alacaksın. Evet. Yani burada kalacaksın. Bir tane daha işte. Bir tane aldın maşallah. Bir tane daha aldın. Yaz bakalım inşallah olursa. Çocuk 3 olunca. Hepsine? Gelecek planlarına. Ne güzel. İşte Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz. Evet. Buradan da Türkiye'ye bir mesaj. Hani diyorlar ya Avrupa'da işte şöyle geçim var, böyle geçim var. Aslında Türkiye standartlarıyla biz aynı yaşıyoruz. Yani çalışırsan, emek verirsen her yerde geçim aynı. Onlar da buradan küçük bir mesaj vermiş. Evet, yani burada da bir ekonomik kriz var. Var. Ciddi. Evet. Şöyle. Yani Avrupa'dasınız, siz rahatsınız diyenlere. Evet, onlara küçük bir mesaj. Yani emek vermeden ekmek kazanılmıyor. Evet, çalışırsan dünyanın her yerinde para var. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. Hadi bakalım öyleyse Afyon'a, Bolvadin'e selamlar evet. Diyoruz. Belçika Gent'te bir tane almışlar hep, bir tane daha alacaklar ikincisini. Üçüncüsünü de alırlar inşallah yakın. İnşallah. Alırsınız. İnşallah. Yani yuvayı dişi kuş yapar. İnşallah, düşünüyoruz. Yani bey kazanır, sen biriktirirsin, sen yönlendirirsin değil mi? Yok, biraz da anne kayınvalidemin etkisi var yani. Anlaşıyorsunuz kayınvalidenle de. Evet, evet. O olmasa zaten... Ne güzel. Seviyorsun kaynananı. Evet, seviyorum. Ona da buradan çok sevgi söylüyorum. Anne, selamlar. Kayınvalidesini seven bir gelin. Evet. Yani bu evleri almanızda onun etkisi çok büyük. Yani. Evet. Ne güzel. Ya görmüş geçirmiş insanlar sonuçta yani biz de yaşça da. Neyse, kaynanana ne diyeceksin burada? Evet, onu çokça öpüyorum. Hadi bakalım biz de ellerinden öpüyoruz ve muhabbetimize devam ediyoruz. Ben bu tarafa doğru gidiyorum. Belçika Gent'te muhabbetime devam ediyorum. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Adın ne? Arzu. Arzu. Yaren. R'leri böyle bastırarak söylüyorsun değil mi? Arzu. Arzu. Adını bir daha söyle. Arzu. Arzu. Nerelisin? Emirdağ. Arzu. Emirdağ. Emirdağ. Bir daha. Arkadaşın adı ne? Yaren. Yaren. Ne güzel. Sen nerelisin? Konyalı. Konyalısın. Hı-hı. Kaç yaşındasın? 19. 19 sen? 18. Geziyorsunuz. Okuyorsunuz. Yani. Ne bölümünde okuyorsun? Ben yüksek okul yapıyorum. Yüksek okul. Peki. Türkiye'ye gidiyor musun tatil? Tabii canım, her sene. Her sene. Nereye gidiyorsun mesela? Eskişehir. Emirda. Eskişehir. Bodrum falan filan. Bodrum falan falan. Kimle gidiyorsun? Tamam. Aynen. Bodrum falan falan. Bodrum tamam. Falan. Ay vay diyoruz. Vay vay. Bodrum'a da gidiyorsun. Bodrum. İstanbul. İstanbul. Evet, İstanbul. Vay. Efendim bizler çekimlerimize devam ederken kızlarımızla muhabbetimizi burada noktalıyoruz. Belçika Gent'ten Bodrum'a tamam falan falan selam. Sen Bodrum'a etmiş selam. Falan. Ha? Selam. Seviyorsun yani değil mi? Rap falan dinliyor musun? Evet. Türkü falan dinlemiyor musun? Hayır. Neden? Evet. Niye türkü dinlemiyorsun mesela? Ben hiç sevmiyorum. Sevmiyorsun? Ya lütfen ama bir türkü dinle yani o türkülerin asla yeri doldurulamaz o hani bir yüreğin bir başka olur diyeceğim ama. Neşet Ertaş, Dinle Bi. Rap falan dinliyorsun. İbrahim Tatlıses. Bir kulunu çok sevdim. Aramam. Evet söyle. Aram bir daha. Aramam, sormam bir daha. Ben de bu röportajı yapmam bir daha. diyoruz. Hadi bakalım efendim. Aramam, sormam bir daha. Bir daha yapmam bu röportajı bir daha. Diyoruz. İbrahim Tatlıses, ben seni çok seviyorum. Hadi bakalım diyoruz. Muhabbetimize devam ediyoruz. Thank you.
Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Neye şaşırdın? Tuhaf oldum. Doğru tabii canım, tuhaf olursun çünkü ne kuş var ne bir şey var. Bir tek ben varım yani gördüğün kuş değil mi? Doğru. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Adın ne? Nesibe. Nesibe. Evet. Nesibe, ne güzel ne güzel. Belçika Gent'teyiz ve muhabbet ediyoruz. Öyle. Hala inanamıyorsun. İlk kez. İlk kez görüyorsun. Hayatında bir kuş değil, çok kuş gördün ama baykuşu ilk defa görüyorsun. Hayır, duydum ama ilk kez röportaj ediyorum hayatımda. Tamam o zaman. Ana ne güzel. Nerelisin? Ankaralıyım. Ankaralı. Belçika, Gent'te Afyonluların haricinde birini bulmak gerçekten de çok zor. Evet. Ne iş yapıyorsun bakalım? Ben okuyorum. Öyle. Okuyorsun, öğrencisin. Yaş kaç? 23. 23, evli, bekar. Bekar. Evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Neden? Okul bitsin. Yani okul bitsin, nasipse. Bittikten sonra? Aynen öyle. Olur diyor. Allah büyük. Değil mi? Aynen. Gelecekler, babandan isteyecekler. Değil mi? Doğru. Ondan sonra beyaz gelinlikleri giyeceğiz. İnşallah, Rabbim nasip ederse. Aynen, inşallah, inşallah diyoruz. Ve tatile gidiyor musun? Gidiyorum ya, gitmez miyim? Nereye gidiyorsun mesela? En çok sevdiğin? Bekliyorsun böyle işte yaz olsa da gitsem. Antalya. Antalya. Neden Antalya? Çok sakin. Antalya sakin. Bizim gittiğimiz yer sakin. Sen gittin yer sakin. Neresi? Demre. Demre. Deme mi? Demre. Demre ha, deme falan diye. Demre'ye gidiyorsun Antalya'ya. Kim var orada? Kimse yok. Kendin gidiyorsun. Ailemle beraber gidiyorum. Ailemle gidiyorsun. Ve her sene gidiyorsun. Her sene aynen. Buradan birilerine bir şey diyecek misin? Yeni yılda herkese bol mutluluk diliyorum. Bunu her sene aynı dilekler geliyor. Yani. Mesela yeni yıl hep aynı dilekler var ama hiçbir türlü oluyor mu mesela? Sen küçüklüğünden beri diliyorsun değil mi hep bir şeyler? Oldu mu hiç? Çok olmadı. Olmadı değil mi? Ne diledin mesela en son? Ne diledim? En son ne diledim? Ne diledin? Ha, merak ediyorum mesela. Ne diledin en son? Çok para kazanmayı. Çok para kazanmayı. Ne yapacaksın çok para kazanmayı? Harcayacağım. Alışveriş yapacağım. Aynen. Gezeceğim. Antalya'ya gideceksin. Hatta oradan bir güzel bir yer alacağım. Alacağım. Ay. Para diyor. Para önemli. Para olmadan olmaz. Ya da zengin bir koca bulacaksın en basit. Yani. Yok ya, kalbi temiz olsun. Kalbi temiz. Yani bulursun değil mi? İnşallah. İnşallah bulursun. Bulurum. Tabii. Hedefi çok para kazanmak ve o parayla ne yapmak? Gezmek, harcamak. Mesela şunu demedin yani, işte şuna yardım ederim, buna yardım ederim. Bu konuda dürüstsün çünkü çok para olan hemen birilerine yardım ederim muhabbetine giriyor. Söylediğim zaten burada çoğunlukla çok insanlara yardım ettiğimiz için hani Türkiye'de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama ne yapalım, hani herkese de yardım edemeyiz. Çok para kazanmak istiyorsun ve bunun için ne yapıyorsun mesela çok para kazanmak? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Ne olacaksın? Şu an çocuk öğretmeni üzerine okuyorum, yani öğretmenim. Öğretmen olursun. Çok para kazanabilecek misin öğretmen olursun? Yani gibi. Gibi yani. Yani bir hayal olarak kalacak galiba. Yok kalmayacak ya. Başka meslekler üzerine devam edecekler. Ben bir şekilde o parayı bulacağım diyorsun yani. Bulacağım. Hedef var ya. Var. Abi canım yani ya. Bir insan hedefi olmazsa olmaz ki. Yani bir hedef koymuş kendine, ben o parayı bulacağım. O para bana gelecek kardeşim diyor. Doğru? Mecbur gelecek. Yani mecbur gelecek yani. Herkesin hayalidir o. O para bana gelecek. Her sene aynı dilekler yani değil mi? Evet her sene. Ama bir türlü daha gelmedi para ama gelecek. Şu an 23 yaşındasın. Aynen. 33'te gelebilir, 28'de aman geç kalma paracığım. Ne olursun bak canım. Bak bu kız dört gözle seni bekliyor. Hakikaten yani o yıllardır her yıl başında para diyor yani ya. Sağlığına dua ediyor, para diyor ama bir türlü gelemedin ya. Ama fazla geç kalma bak. Hakikaten yani 50 yaşında gelsen ne olacak yani değil mi? Bir şey yaramaz. Yani şimdi gelecekse gelsin. Yani bu aralar. Tadını çıkartalım. Ne zaman gelsin? 1-2 yıl. Yok canım ya o kadar. Ya okuyorum. Ya gelsin hemen gelsin. Tamam gelsin. Hadi bakalım. Paracığım gel bakalım. Hadi bakalım. Efendim biz de muhabbetimize devam ediyoruz. Merhaba.
Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Geziyor? Geziyor, yok. Çocukları getirdim biraz. Ha, memleket nere? Urfa, Viranşehir. Urfa, Viranşehir. Ana! Urfa'ya gidiyor mu? Gidiyor. Ne zaman gittin en son? 8. ayda oradaydım, 9. aya kadar. 9. aya kadar. Ana, mutluydun orada. Torunlarla gittin Urfa'ya. He, Urfa'ya. Sıcaktı böyle değil mi? Çok. Burası buz gibi. Buz gibi, doğru. Vay 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 vay. Bir daha seneye artık. Yok, bu sene gidiyorum. Gene gidiyor. Gidiyor, Allah izin verirse. Maşallah. Burada ne iş yapıyorsun? Valla ev. Ev hanım. Ev hanım. Emekli. Yok, emekli değilim. Çalışmıyorsun. Hani... Ha, Alman devleti. Sağ ol. Sağ olasın. Yani gerçekten de Alman devleti. Güzel devletimizdir ama maalesef. Buradayız, gurbetteyiz. Gurbete. Adın ne? Pekay. Pekay. Evet. Geziyorsun? Geziyor. Kimle geziyorsun? Dayımla. Dayın. Benim kızım. Teyzenin kızıyla. Eniştenle. Eniştenle. Onları da yanımıza alırsak çok sevinirim. Evet. Dayısı. Eniştesi. Gel bakayım eniştesi, sen de gel. Gel sen de gel. Gel dayısı. Merhabalar. Ne güzel. Yeğeninle geziyorsun. Evet, yeğenimiz. Eniştesi. Merhaba. Merhaba. Kardeşim mi? Hayır, ben kuzeni. Kuzen? Ne güzel, ne güzel. Ne yapıyorsunuz? Geziyorsunuz? Evet, gezdik. Köyünü bakmaya geldik işte. Bak, ben sana bir söyleyeyim mi? Elim boş gördüm şu an. Evet. Tamam, lütfen dayım burada, enişten burada bir şeyler aldır. Yeğenine bir şeyler al. Yeğenin bir şey istiyor mu diye. De, kesinlikle, muhakkak. Yeni geldik biz. Yeni geldik. Evet. Bak şurada hemen 1500-2000 euroya çantalar var. Ondan sonra şurada 3000 euro ayakkabılar var filan. Aldır yani, al yani. Ya. Düğün hediyesi olabilir. Nasıl düğün hediyesi? He? Bakalım. Setsin. Hadi bakalım. İnşallah o günler de gelir. Yani. İnşallah, inşallah. Okuyor musun? Evet, okuyorum. Son yılım bu sene. Son yılın. Sonra ne olacak? Sonra mesleğe başlayacağım. Mesleğe inşallah. Başlayacağım. Evet. Tamam. Sen okudun? Evet, okudum. Ve ne iş yapıyorum? İnşaattayım. İnşaat. Evet. İnşaat sektöründe. Para orada. Evet. Değil mi? Sen hangi sektördesin? Ben pastaneciyle başladım. Niye inşaata girmedin kardeşim? Pastayla mastayla uğraşıyorsun. Hırvatistan'da. Var mı orada? Var tabii ki var. İnşaatta mı var, pastada mı daha çok? İkisinde. İkisinde. İkisinde bence. Yani bilmiyorum yani sen peki inşaat mı, pasta mı, hangisinde para var? Vallahi ikisinde de para var. Sen ne yapacaksın, sen ne olacaksın? Ben devlet işleriyle büroda falan oturacağım. Oturayım yani inşaatta, pastanede, hamurla mamurla ne uğraşacağım? Devlet dairesinde otururum, maaşımı alırım. Evet. Ne güzel, en güzeli diyorsun. Aynen. Değil mi? Hadi bakalım diyoruz. Öyleyse dayı, yeğen, enişte birlikte kameralara el sallıyoruz. Efendim bizler de muhabbetimize devam ediyoruz. Derken de diyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Yok, herkese selamlar, saygılar. Nereye bize selam, memleket? Memleket, biz Makedonyalıyız. Makedonyalı. Evet, aynen abi. Makedonyalı, aynen. Sen? Makedonya'ya selamlar. Hadi bakalım, Makedonya'ya selamlar diyoruz. Muhabbetimize devam ediyoruz. Mannheim'dayız, Turkuazom'dayız. Sevgili Semih kardeşimle birlikteyiz. Kardeşim. Merhaba. Baykuş, Baykuş kardeşim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Turkuazom Mannheim'a sevgili izleyenlerimiz. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum tekrar. Bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel ürünler, güzel kaliteli ürünler getirmeye çalışıyoruz.
online satışlarımız mevcut. Bazalarımız çok kaliteli, koltuk takımlarımız kaliteli. Elimizden geldiği kadar müşteri hizmet sunmaya çalışıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, yıllardır bu piyasanın içerisinde sevilen, sayılan ailesiyle birlikte bu işin neredeyse duayenlerinden bir tanesi diyebiliriz Semih'e. Bu çevrede çok seviliyorsunuz. Artık kendi yerinizi de açmanın zamanı gelmişti. Evet, geç kalmıştık. Geç kalınan bir projeyi gerçekleştirdik. Rabbim inşallah utandırmaz. Biz elimizden geldiği kadar hizmette kaliteyi sunmaya çalışacağız. Evet. Turquoise Home Mannheim'da nerede? Yeni yeri neresi? Semih'in yeri, dostlarının yeri Mannheim ve çevresinde. Bakın, mobilya mı lazım size? Yatak odası mı lazım? Baza mı lazım? Evinize çanak, çömlek, tabak mı lazım? Beyaz işte mutfağınıza porseleniniz mi lazım? Neyiniz lazımsa, ne lazımsa bir eve, hepsi burada. Modeller müthiş. Evet Semihciğim, neredeyiz? Çok basit yerdeyiz. Metronun, Nekarado'daki metronun tam karşısındayız. Adres? Ausbosigstrasse 4. Ausbosigstrasse 4. Turquoise Home'da aradığınız her şey ama her şey var. Mannheim ve çevresi. Buraya geldiğiniz zaman şu güzel, muhteşem koltuk takımlarını bulabilirsiniz. Evet, ve kaliteli, çok böyle açılabilir özelliklere mevcut. Her renk ve her seçeneğe hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben hemen belirteyim. Koltuk denince, halı denince, mutfağınıza ne lazımsa hepsi burada diyoruz ya. Elimizden geldiği kadar müşterilerimizin ürününü 8 haftada, 6 haftada getirmeye çalışıyoruz en geç. Yani bu 10 hafta, 12 hafta olmuyor. Ya 8 haftada olmuyor. Hangi tarihi veriyorsanız o tarihte getirmeye çalışıyoruz ve getiriyoruz. Yani şu ana kadar verdiğimiz sözlerimizi tuttuk. Evet. Sosyal medya hesaplarını alabilir miyim kardeşim? Turquoise Home Instagram'da, Turquoise Home Facebook'ta yazınca çıkıyor. Aynen. Evet. Q'la yazıyorsunuz. Turquoise Home Facebook, Instagram, internet sayfalarını yazdığınız zaman zaten çıkıyor sevgili izleyenlerimiz. Evet sevgili kardeşim. Halılar, müthiş modeller, yemek takımları, yemek masaları, mobilya. Gerçekten ürünleriniz çok kaliteli, fiyatlarınız çok uygun. Gelen misafirlerinize çok da yardımcı oluyorsunuz. Ve aynı zamanda da öylesine kampanyalarınız var ki sevgili dostlarınıza, arkadaşlarınıza, misafirlerinize yardımcı oluyorsunuz ki. Yeri geldiği zaman sıfır faizle, belki bir sene sonra ödeyecek kampanyalar. 36 ay sıfır faiz imkanımız mevcut. Sonra bir sene, şu an alıyorsunuz, bir sene sonra ödüyorsunuz. Halılarımız demin söylediğiniz gibi çok kaliteli. Atlantik tercih ettik. Biraz daha kalitelidir. Eski bir firmadır. Ürünlerimiz, Üçcacı ürünlerimiz, Paşabahçe'nin tüm serisini bulabilirsiniz. Genellikle hepsi mevcut. Çok şık, çok kibar yemek takımlarımız mevcut. Tencerelerimiz, tavalarımız, bardaklarımız mevcut. Modellere bakıyorum, enfes. Herkese hitap ediyorsunuz. Bu gerçekten çok ama çok önemli Semihciğim. Burada bir emek yatıyor. Yani burada geceli gündüzlü bir bayağı bir çalışma yatıyor. Bunun ilk önce yani Türkiye'den buradan çalıştığımız arkadaşlarımız mevcut. Yani onunla alakalı. Yani eşim burada bana çok yardımcı oldu. Yani bu konuyla alakalı. Biz normalde halıcıyız, mobilyacıyız ama bu iş bayanların işi olduğu için yani eşime de buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, ve biz de ona çok teşekkür ediyoruz buradan. Çok seviyoruz kendisini. Sevgili izleyenlerimiz, bir şeyi de belirtelim. Turquoise Home'un bir online satış sitesi var. Girin mutlaka. Anında siparişinizi veriyorsunuz. Online satışta da nerede olursanız olun hemen beğendiğiniz her şey anında adresinize postalanıyor. Gerçekten de tebrik etmek lazım, alkışlamak lazım. Zamanı gelmişti sevgili Semih ve eşi. Çok 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 büyük bir eksikliği giderdiler Mannheim ve çevresinde. Mannheim ve çevresi, en güzel koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek masaları, züccaciye bölümü, ev hanımları, mutlaka Turquoise Home'u ziyaret edin ve mutlaka Mannheim ve çevresi. Fiyatlar o kadar uygun ki her türlü imkanı size sunuyorlar. İsterseniz alın, bir yıl sonra ödeyin. Ve 36 ay imkanımız mevcut. 48 ay. 48 ay. 40 yıl, 50 yıl imkan var. O kadar olmasa da diyoruz. Mutlaka ama mutlaka. Ama bir yıl sonra isterseniz ödeyin, isterseniz 24. Ve 36 herkese ay. Uygun da bir ürün mutlaka var.
Yani beden boş çıkmıyor. Aynen öyle. Gerçekten de koltuk takımları, yemek masaları, züccaciye bölümü, yani bir eve ne lazımsa burada diyoruz. Turkuason, Mannheim, Ausbusstrasse 4, metronun karşısında. Mutlaka ziyaret edin, mutlaka gelin ve buradan mutlu bir şekilde ayrılacaksınız. Ve aslında en önemlisi de kalite. Kalite. Fiyatların uygunluğu. Kalite. Zamanında teslimat. Müşteri hizmeti, kalite. Yani gerçekten biz kaliteye önem veriyoruz. Yoksa çok ürün getirebilirdik, şey yapabilirdik ama biz kaliteye çok, gerçekten çok önem veriyoruz. Müşteri hizmetleri, güler yüz. Bunlar çok önemli ve bir de tezgahta biz varız. Yani elemanımız yok. Yani biz bizzat, herkes bizi burada görebilir, yardımcı olabiliriz. Her konuda yardımcı olabiliriz. Ailece buradayız diyorsunuz ve ailenizin mobilyacısı burası diyoruz. Eviniz burası diyoruz. Turkuason. Mutlaka gelin. Turkuason. Rengi gibi, adı gibi. Kendileri de güzel insanlar. Sevgili izleyenlerimiz, hem eşi hem de Semih kardeşimiz. Başarılar diliyoruz. Çok zaten birlikteliğimiz devam ediyor. Evet. Kardeşim. Geldiğiniz için çok ne teşekkür demek ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Mannheim ve çevresi nereye geliyor kardeşim? Turkuason Mannheim. Turkuason Mannheim. Aradıkları her şey nerede? Turkuason Mannheim'da, metronun karşısı. Ve adres? Ausbusstrasse 4. Evinize ne lazımsa herkesi bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Turkuason. Burası Mannheim ve çevresini de bekliyor. Turkuason. Ne kadar içten, ne kadar duygu yüklü söylüyor dayımız. Hem sanat yapıyor, hem de şarkı söylüyor. Çok güzel. Vayta, vayta, vayta. Gerçekten de içten ve samimi okuyor. Ve tabii ki bu soğukta da ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Biz de gerekeni yapalım. Üzerimize düşeni yapalım. Bitişön. Den baltzeikdik. Sesi güzel yalnız. Vayta. Okey, vayta. Tabii ki ben de Viyaştım. Igor. Igor. From? Ausbusland. Ruslan. Igor. Igor Ruslan. Ben de Igor'a eşlik etmek istiyorum. O bir şarkı okuyor. Anlamasak da ben de katılmak istiyorum. Vayta Igor. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda, bir beni bir de Tanrı'yı sakın unutma. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni unutma canım Igor'um. Ne işim var Igor burada bu soğukta? Gerçi Igor Rusya'da çok soğuk. Igor ha Almanya ha Rusya ne fark eder Igor? Schöne Stimme hast du. Danke schön Igor. Wo kommst du auch her? My name is Baykuş. Baykuş. Ich verstehe nicht. Tabii tabii. Sizde kardeşim yani. Sizde Ruslarda baykuş olmadığı için. Kuş olmadığı için. Yani ben sadece bizimkilerin kuşuyum. Yani yani Rusların bilmiyorum kuşu var mı? Hast du Rus kuş? Kuş. Was ist kuş? Okay. Danke schön Igor. Danke schön. Ja, Görüşmek üzere. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Allah meine tun. Ya pati, ich verstehe nicht. Allah'a emanet ol. Allah mein mein mein. Hadi bakalım, hadi bakalım. Efendim muhabbetimize devam ediyoruz. Und weiter bitte. Weiter bitte, ja. Wenn es Abend wird in der großen Stadt. Baykuşu bekleyen sizler gibi Igor. Hadi bakalım, ben de yoluma, yolculuğuma devam ediyorum. Baykuş Show. Ist einst mit uns zwei Nebeck. Sen
Adana'ya gidek mi derken, Adana'dan buraya geldin, 2 hafta oldu. Gidek mi derken, gidek mi diyorsun? Gitmek mi? Gidek. Neden? Gidek. Neden? Aslında burası çok özgür bir şehir. Burada kalmayı çok isterim. Özgür derken? Her şey. Her Adana'da özgür ya. Çok değil. Çok değil. Anne baba yok. Kimse anne, yok. Anne baba, arkadaş çevre, herkes orada mesela. Özlüyorsun tabii, onları. Özlüyorum yani. Oraya gitmek daha iyi olur bence. Daha iyi olur. Orada okuyorum ama orada... Çok da samimi gelmediniz şu an Adana'ya gitmek daha iyi olur derken. Burada kalmayı isteyip de kamera önünde böyle bunları konuşan... Şimdi Türkiye'den tepki yememek için. Tabii tabii, aynen aynen, yani burada kalmak istiyorlar ama tabii ki kamera önünde de böyle konuşma. Çok zekisiniz, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yeni nesil. Fırlama. Peki... Ya ben de ama... Biraz fırlama yiyelim. Allah Allah yani. Peki bir şey soracağım. Siz Z kuşağı mısınız? Doğru bir kuşak mı yoksa A kuşağı mı? Hani hangi C veya... Hiç doğru kuşak değiliz. Z kuşağıysa... Çözemedin. Çözemedik, neredeyiz? Oradan oraya atılıyoruz. Z kuşağı diyorlar bize ama ortaya karışık bir şeyiz bence. Yani bilmiyorum yani hani Z falan. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bir tane dedemiz var. Mesela şimdi onlara mikrofonu uzatacağım ama uzatmadan önce... mesela... yaş kaç bu arada? 18. 18. Yani ileride bir sevdiğiniz olacak, ona seni seviyorum falan diyeceksiniz, aşkım diyeceksiniz değil mi? Evet. Diyeceksiniz. Güldünüz böyle. Mutlaka evleneceksiniz, mutlu olacaksınız. Ondan sonra peki bir de hani böyle 46 yıl düşünsene, kocana seni seviyorum diyemeyeceksin. Neden? Efendim? Neden? Ne demek neden? Eskiler diyemiyor ki. İşte aslında onlar Z kuşağı, son kuşak oluyor. Siz aslında nereden girdiyseniz Z kuşağı, nasıl olduysanız ben de onu anlamıyorum. Kim dedi size Z kuşağı? Niye Z kuşağı dediler size? Yani çözmüş değilim hala. O yüzden kendimi oraya ait bulmuyorum, Z kuşağına. Yani bulmuyor. Peki şöyle bir şey yapalım o zaman. Bak şimdi sen eşine, yüzüne karşı herkesin içinde haykırarak diyebilir misin? Seni seviyorum aşkım diye. Diyebilirsin. Diyebilirim. Sen? Ben de derim. Derim yani. Derim yani. De bakalım. Yok ki. Seni seviyorum dersin değil mi? Dersin. Dersin derim, değil mi? Dersin. Derim yani. Der tabii ya, niye demesin? Derim. Hadi bakalım. Z kuşağı mısınız? Evet. Kardeşlerim beni çekiyormuş. Ben de onları çekeyim. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Adın ne? Fehmi Keçe ben. Fehmi Keçe. Ayhan. Ayhan. Mesela o Fehmi Keçe. Sen niye Ayhan'sın? O bunu biz belirleyemeyiz. Yok canım, Fehmi Keçe. Ayhan ne? Ha, Ayhan Türk. Ha mesela bak, Fehmi Keçe adam evet. Söyledi. Ana adı, baba adı, birazdan onlara tam girecekti. Ben mikrofonu sana çevirdim. Ana adı? Mevlüde. Baba adı? Hüseyin. Anneye babaya da bir şey diyeceğim. Selam söylüyorum. Onlar Hollanda'da yaşıyor, Amsterdam'da. Amsterdam'da. Siz gezmeye geldiniz. Ben buraya gezmeye geldim. Ben burada yaşıyorum, Almanya'da, Köln'de. Sen? Ben Tokat'ta yaşıyorum. Tokat'ta? Gezmeye geldim. İşte Tokat'tan geldim. Evet, Tokat'tan. Buraya gezmeye geldim. Evet. Ana ne güzel. Ne iş yapıyorsun Türkiye'de? Türkiye'de okuyorum. Okuyorsun? Evet. Vize alabildin mi ya? Aldım. Aldın yani? Evet. Nasıl aldın? Nasıl aldın? Enişte, sen doktor musun? Evet, doktorum. Hiç doktor tipi yok baba sende ya. Hakikaten mi? Harbiden mi? Gerçekten he. Ben hani hakikaten yani seni gördüm hiç doktor, ne bileyim yani. Ne zannettin? Mastacı inşaat sektöründe falan böyle. Ne doktorusun? Kardiyoloji yapıyorum. Kardiyoloji mi de ya? Hiç kardiyoloji doktoru tipi yok yani. Var mı kardeşim? Yani... Var. Hatta Köln Üniversitesi'nde. Köln Üniversitesi'nde bir de. Hadi ya maşallah kardeşim benim ya. Memleket ne? Ben Sivaslıyım. Sivaslı. Ana ne güzel ne güzel. Vallahi gurur duyuyorum ya sizin gibi böyle kardeşlerimi görünce. Yani doktor, kardiyoloji, bir de Köln Üniversitesi yani. Aynen. Oraya girmek çok zor yani. Evet zor. Zaten Amsterdam'da okudum ben. Oradan buraya uzmanlık için geldim. Hı-hı. Öyle. Süper süper. Kardeşim benim. Sen ne iş yapacaksın? Ben ne iş yapacağım? Ben üniversiteyi bitirdikten sonra... Vallahi alanımı biraz zorlayacağım. Askerlik düşünüyorum, astsubaylık falan. Bakacağız Allah. İnşallah, inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrupa'daki Türkiye'de bakın Köln Üniversitesi, orada bulunmak gerçekten çok zor. Değil mi?
Aynen evet öyle. Doktorumuz. Hadi bakalım buradan nereye selam, kimlere selam? Memlekete, Tokat'ta. Hollanda'dakilere, Tokat'ta her yere selam. Hadi bakalım diyoruz, gurur duyuyoruz sizlerle, iyi ki varsınız diyoruz. Ben de iyi ki varım ya. Aynen siz de varsınız. Yani ben de iyi ki varım yani, siz de varsınız. İzliyorduk eskiden. Eyvah eskiden. Şimdi de izliyoruz. Hadi bakalım muhabbetimize devam ediyoruz. Merhaba kardeşim. Merhaba abi, iyi günler. İsmim Kamil Temeltaş. Avusturya'dan buraya bir arkadaş için ziyarete geldim. Aynen, geziyoruz biraz. İyi. Sizden ne haber? Arkadaşlar sadece merhaba dedim. Kardeşim devam etme zorunluluğu hissettiği için konuşuyor yani, değil mi? Yani bekletince dedim hani... Konuşmam gerektiğini... Yani bir... Adın ne senin? Kamil. Kamil. Ana kardeşim benim. Avusturya'dan geliyorsun. Avusturya'dan geliyorum. Nerelisin? Başkent, Ankara. Ankara'da. Peki Avusturya'da ne iş yapıyorsun? Aşçıyım ben. Aşçısın. İşte aşçı tipi yok sende baba ya. Meslek yaptım işte. Aşçısın yani. Yemek yapıyorsun. Ne yemeği? Türk yemekleri mi? Yo, İtalyan mutfağında çalıştım. Ha, yani, ondan sonra tradisyonel hani Avusturya mutfağı. Öyle işte. Geziyor mutfakları. Yani. Aynen. Yaşayan, Avrupa'da yatırım yapmak isteyen değerli iş adamlarımıza sesleniyoruz buradan. Avrupa'da herkesin çok sevdiği Confident şirketinin Düsseldorf'ta Tura abi Güngör'e mutlaka danışmadan hiçbir şey yapmayın diyoruz. Çünkü doğru bilgilendirme şart diyoruz. Ve şirket kurulumu. Türkiye'deki çok değerli iş adamlarımızın burada şirket kurulumu nasıl olur? Prosedürleri nedir sevgili Tura abi? Almanya'da bir şirket kurulumunun 25 bin euro ana sermayede mümkündür. Söz konusu ana sermayenin yarısı yani 12.500 euro yatırmakla da şirketi kurmanız mümkün. Türkiye'de belli bir süre içinde 2 yıl zannediyorum veya 3 yıl içinde kalan ana sermayenin yatırılması gerekiyor. Zira burada bir kıstas yok. Böyle bir sınırlama yok. Şayet burada 12.500 euro yatırmakla şirketin kurulması gerçekleşmesi durumunda genel müdür şirketin ihtiyacı olduğu takdirde hissedardan kalan sermayeyi talep eder. Şirket kuruluşu noter huzurunda yapılması gerekmektedir. Şirketin ünvanı, şirketin faaliyet alanı, hissedarların, genel müdürlerin bilgileri olduktan sonra genel ön çalışmaları yapıp tasları notere göndermekteyiz. Söz konusu şirket kuran girişimcimiz belirlemiş olduğumuz noter randevusuna iştirak etmiş olacaktır. Aynı gün şirket kurulmuş olacak ve şirket kurulduktan sonra şirketin bankada bir hesap numarasına çıkması gerekiyor. Hissedar ve hissedarlar şirket hisse sermayesini havale ettikten sonra bir banka dekontu alıp notere ibraz etmemiz lazım. Noter de ticaret ve sicil kayıt sulh mahkemesinin ticaret ve sicil kayıt bölümüne bu şirketin kurulduğunu ve bu şirketin ana sermayesinin yatırıldığına dair dekontu da onaylı bir şekilde bir sürede onaylı bir şekilde İbraz eder, sulh mahkemesine yaklaşık 2 hafta içinde ticaret ve sicil kayıt numarası oluşur. Mükellefimiz veya girişimcimiz ondan sonra faaliyet belgesi alıp ticaretine başlayabilir. Çok uzun bir süreçte değil bu. Burada şirketi kuruyorsunuz, belli prosedürleri yaptıktan sonra ve ondan sonra da burada yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Kredi de alabiliyorsunuz, mal varlığınız da olabiliyor burada. Birçok iş adamımızın da bu konuları bilmediği ortada sevgili izleyenlerimiz. Bilenler zaten işte yatırım danışmanlığı
yapıldığında her şeyi doğrularıyla öğreniyorlar. Peki şimdi Turabi Güngör, zaten Facebook ve Instagram'dan da Turabi Güngör yazdığınız zaman size ulaşabilirler. İnternetten de Google'a Turabi Güngör, daha doğrusu Confident şirketi dediğimiz zaman zaten internetten de size ulaşabilirler. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, güven demek ve başarı demek, Turabi Güngör demek. Königsale, Paris'in Şanzelizesi neyse Düsseldorf'un da Königsale'si meşhur. İşte ofisi tam burada, Königsale 66'da ve birçok şehirde de ofisleriniz var ve birçok çalışanınızla birlikte Avrupa'daki, Almanya'daki, Nordrhein-Westfalen'deki çalışanlara verdiğiniz katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü geziyoruz, iş adamlarımızla birlikteyiz ve sizin adınızı sürekli duyuyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel işlere yönlendiriyorsunuz ve vesile oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bizi çok mutluyuz. Bizim müşterilerimiz, insanlarımız mutluysa elbette biz de mutluyuz. Evet. Turab abi, bu hani bu kadar güzel, bu kadar çok seviliyorsunuz ama işte bu da sizin insana yatırımınızdan. İş adamlarının da hani ticari yatırımlarından birbirinize hani bir taraf ticari yatırım, maddi kazanç elde etmek için ama siz insana yatırım yapmışsınız çok güzel bir şekilde. Teşekkür ederim. Onun için de halen çalışmak zorundayım. Ama memnunum, onu da söyleyebilirim. Söylemiş olduğum gibi belirleyici olan materyal sistemi içinde insanı diğerleri koruyabilmektir. O zaman insansınız. Materyalin yüreği yoktur. Rab abicim, çok teşekkür ediyoruz. Bütün yatırım yapan firma sahipleri olsun, yeni iş yeri kuracak olanlar olsun. Ne diyoruz? Confident diyoruz. Düsseldorf'ta diyoruz. Königsale 66'da diyoruz. Ve Turabi Güngör. Benden sizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine ben, yine sizlerle, yine bu sokaklarda birlikte olacağız. Yine güleceğiz, yine kahkahalar atacağız ATV ekranlarında. Her zaman olduğu gibi ailenizin tek kuşu der ki, yeryüzünde iyilik, güzellik, sevgi adına ne varsa sizlerin olsun. Gerisi baykuşunuza yeter de artar bile. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ATV ekranlarında kalın.